Merhabalar, bir Kale Budur'la Mimarlar Konuşuyor sohbetinde daha beraberiz. Bugün gene çok değerli bir konuğum var, Murat Şahin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Çok teşekkürler Murat'cığım, zaman ayırdığın için Ben öncelikle. Ben teşekkür ederim davet için hocam. Ve aslında son birkaç programdır böyle biraz daha genç diyelim kuşakla beraber oluyoruz. O da böyle çok şeye denk geldi. Tam da böyle gençlerin mezuniyet dönemine denk geldi. Dolayısıyla bir böyle rol model olacak kişiler belki söyleşilerde ilgi çekecek diye varsayıyorum. Sen de onlardan bir tanesisin. Teşekkür hocam bu güzel düşünce için. 99 yıldız mezunusun değil mi? Doğru. Giriş. Giriş 99 kaç? 2000. Ya 2006'da ben 7 sene okudum. Ne güzel. okurken çalışarak okudum ben. Böyle hani stajyer olarak girdim. Stajyer olarak girdikten sonra da orada çalışmaya devam ettim. Bir de hep iyi bürolarda çalışmışsın. Yani evet. Emre Arolat, Kreatif ondan sonra değil mi böyle? Evet. Hep tasarım ofisi, güzel tasarım ofislerinde. Yani aslında bugünlerimin yolunu o günlerden çizdim diyebilirim. Biraz şans eseri oldu. Böyle ben mimar olmak falan gibi bir düşüncem yoktu. İşin temeline döndüğümüzde. İlk sorulan soru odur ya. Tek mimarlık tercihim vardı. O da oraya kadar düşmez diye yaptığım yıldız teknik mimarlık tercihim. Asıl neydi tercih? Ya ben Boğaziçi'de endüstri ya da bilgisayar mühendisliği okumaya odaklanmıştım kendi adıma. Sınavım kötü gitti. Sınavım kötü gidince de yıldız teknik mimarlık geldi. İşte okurken de böyle mimar olmayı böyle çok da kanıksamamıştım açık söylemek gerekirse. Peki Ama şimdi iyi ki öyle olmuş diyor musun? Tabii. Yani kesinlikle yaptığım yani ben çok şanslıymışım diyorum. Hep onu anlatıyorum. Böyle kendime uygun, düşünceme uygun, yaşantıma uygun bir mesleğe sahip olmuşum. Bunun da aslında buradan Alparslan Ataman'ı da anmak isterim. Yani onun sayesinde aslında sen bu işi yapmalısın. Bak sende bir şeyler var. Bu kadar ben mimar olmayacağım diye ortalarda dolaşma deyip teşvikiye kafaya beni çok çağırdı Alparslan Hoca. Böyle birebir çok konuşmalarımız geçti. Hatta son mezun olmadan önce bir yarışmaya girmelisin deyip bir yarışmaya falan soktu beni. Oradan ödül gelince dedim bu zevkli bir meslekmiş. Hani yapabiliyorum. Ben de yapabiliyormuşum. Hani onu fark ettim. Hatta arkadaşlarla, okuldaki arkadaşlarla konuştuğumuzda da çoğu zaman şey deriz ya, sen nasıl bu kadar mimar oldun derler bana. Çünkü o kadar alakasız. Beklenmedik. Tabii o kadar. Dünyadan gelip. Evet. Öyle bir şey. Peki niye 7 yıl sürdü? Yani bu çalışma hayatı nedeni. Evet. Ya ben 3 boyutlu modellemeyi öğrendim. Bir yandan da baktım orada bir ekonomik getirisi güzel. Ya okulla da zaten alakam yok deyip bir yandan da güzel ofislerde staj yapma imkanı bulup o staj işte bir ay başlayıp işi hadi yapıp kal diyorlar. Hadi kal diyorlar. Orada kalıyorsun. İşte ne bileyim üniversiteden hocalarımıza yarışmaya giriyorduk mesela. Belli bir noktaya kadar onlarla bir şey öğreniyorduk. Aslında ben biriktirdiklerimi yani çuvalın içine koyduklarımı çok sonradan fark etmeye başladım. Yani o farkındalık biraz bende geç uyandı ama şimdi inanılmaz o geçmiş günlerde iyi ki öyle yapmışım diyorum. 2015'te değil mi Cengiz Gültek'le bu PDG'yi kuruyorsunuz? Evet. Ama ondan öncesinde bir şeyin var. 2008 yılında İbrahim Çelebeven'le beraber, işte Emre Arolat'ta çalışıyordu o da. O ayrıldı, ben girmiştim. Ama bir dost meclisinde şeyimiz oldu. Onunla bir ofis kurduk. İşte 6 yıl onunla beraber serbest mimarlık yaptık, yarışmalar yaptık, proje ürettik. Ondan sonra bir noktadan sonra öyle bir hal aldı ki bir es vermenin, bir hani başka bir yola girmenin gereksinimi ortaya çıktı. O ayrıldık. Sonra da Yüksel Hocam, Cengiz Yüksel Demir, onu da almış olayım burada. Doğru. Cengiz Gültek de onun sınıf arkadaşıdır. Evet. Senden yaşça büyük. Evet, ben dedi ki siz aslında iyi bir ikili olursunuz. Çünkü yapmak istedikleriniz
veya baktığınız açı birbirini tamamlayacağını düşünüyorum dedi. Böyle bir oturduk, sohbet ettik. Önceden de bir iki iş yapmıştık. Davetli yarışma yapmıştık kendisiyle. Oradan da hani dilimizi de biliyoruz. Öyle olunca böyle beraber 2015'te PDG mimarlar olarak bir hayata başladık. Hala da devam ediyor. Devam ediyor. Devam. Kaç kişi var ofiste? Hocam en sevmediğim soru bu oluyor genelde. Çünkü bir ara kontrolü kaybetmiştim, hatırlıyorsanız sizde de böyle evet, bir... Evet, konuşmuştuk. Ben onun için sordum zaten. Bir ara bu böyle konumuzdu. Evet evet. Ya şimdi 9 kişiyiz şu anda sanırım. Stajyer arkadaşları saymıyorum. Böyle bu sene çok fazla stajyer arkadaşa yer vermeye çalışıyorum. Çünkü uzaktan eğitim zaten onları zorluyor. Staj yeri de bulamıyorlar. Ofisteki arkadaşlar da evden çalışmaya devam ettiği için hala ben ofisi hala açmadım. Çok zorlanıyorum bu arada, itiraf pandemi ediyorum. Pandemi nedeniyle. Çünkü evet. Bu kayıt belki yıllar sonra dinlendiğinde... Evet evet, pandemi nedeniyle. Niye böyle diye insanlar garipsecek tabii. Falan. Ya, biz içine düştüğümüz ve içine düştüğümüz durumu algıladığımız için... Şey duruyor. Maskem bir anda duruyor. Ya geçen Mart'tan beri benim ofis kapalı. Bir ara geldik, böyle bir son teslimler yapılacakken uzaktan çalışma gerçekten çok zorluyor. Özellikle ben hayatımın hiçbir döneminde bu kadar çok çalıştığımı hatırlamıyorum. Böyle bir hayatımı da bir düzene koymuşum işte. Çocuklarla da vakit geçirmek istiyorum. Onların çocukluğunu da yaşamak istiyorum. Ama mimarlığı da seviyorum, üretmeyi de seviyorum. Bu denklemi doğru kurmak için bir sistem kurmuştum. Bu sistem çok iyi gidiyordu. Bu pandemi beni allak bullak etti. Yani böyle hiç durmadan çalışıyor buluyorum. Gecenin üçünde şunun eskizini yapmayı unuttum derken buluyorum. O yüzden böyle bu sene o stajyer arkadaşlardan geldi konu buraya. Bir 37 arkadaş seçtik. 3 dönem olacak şekilde. Onlara yarışma yaptırmayı planlıyorum, başlattım. Bir yarışma, en azından bir yarışma yapmanın nasıl bir şey olduğunu, onun çok hoş, evet. Önemli olan ödül almak değil. Hatta kesinlikle, ve stajda bunu deneyimlemek müthiş bir şey tabii. Böyle bir yol belirledim onlara. Umarım hani onlar da keyif alıyordur. Böyle her gün saat 10'da onlarla toplantı yapıyoruz. Ne yaptık, ne ettik? Yani böyle özel ilgi de göstermeye çalışıyorum. O yüzden hani çalışan arkadaşlardan çok, çünkü onlar artık benim dilimi öğrendi. Stajyer arkadaşlarla vakit geçiriyorum bu yaz döneminde. Hakikaten ben de şunu gözlüyorum. Tabii bu pandemideki daralma, hem iş kapasitesinde hem işte ofislerin kapanması vesaire nedeniyle bu stajda bir ciddi bir sıkıntı yarattı. Bana gelen başvuru ve mektuplardan da biliyorum. Yani hakikaten zorluk çekiyorlar. O anlamda çok önemli tabii. Bir de senin söylediğin bu online eğitimi tamamlayıcı bir önemli bir parçası haline geldi. Eskiden Evet. Hani biraz daha tali bir şeyken, şimdi bayağı böyle bir eğitimin devamı gibi algılanmaya başladı. O anlamda şey çok önemli tabii. Yaptığın şey çok önemli. Peki biraz böyle hani şeye geçecek olursak, ofise, sizin şeyinize baktım, web sayfanıza baktım. İki tane şey var böyle altı çizilerek öne çıkarılan. Bir tanesi tasarım kuram ilişkisi üzerinde duruyorsunuz. Bir tanesi de bir yenilikçi bakıştan bahsediyorsunuz. Evet. Nedir yenilikçi bakış mimarlıkta sence? Nedir? Şimdi şöyle bir durum var. Genelde bugünlerde çok sık karşılaşıyoruz. Geçmişi alıp kopyalama ve onu öyleymiş gibi kabul etme. Yeniden durumu. Üretme. Evet. Onu biz projelerimizde geçmişteki deneyimlediğinden ve doğru olan şeyleri bugünün ihtiyaçlarına göre entegre etme çabasındayız. Yani bunu değişik terminolojilerle örtüştürmeye çalışıyoruz. Nedir mesela? İşte hayat kavramı. Mesela direkt örnek verebilecek olsam, Yalova'da yaptığımız o projede o hayat kavramını bugünün hayatına nasıl entegre ederiz diye sorguladık. İşte ne bileyim, işte revak kavramı. O işte o revan niye kullanıldığı, o güneş ışığının kontrolü içeri alınma durumunun neden faydalı olduğu. Ya bu deneyimlenmiş bir şey. Yenilikçilik ise bugünün şartlarına göre, yani onu bir kemermiş gibi görmeyerek, onu bir şeymiş gibi değil, mekan olarak görerek bugüne entegre etme çabası. Diğer taraftan o kuram ile ilişki kurma kısmı, işte çok sık karşılaşıyoruz. Ben bunu biraz düz konuşmayı severim. Hikayeye
anlatıyoruz projelerimizde. Ve her projenin de hikayesi olsun istiyoruz ama bu hikayeler bazen öyle uçuşuyor ki yaptığınız işle o hikayenin birleşmesi pek mümkün olmuyor. Orada işte kuram kısmı ortaya çıkıyor. Bu yüzden yüksek lisans yaptım ve bu yüzden ben tasarımda yüksek lisans yapıp özellikle kuram derslerini, mimarlık tarihinden kuram derslerini aldım. Yani metin okumasını ve metin yazmasını öğrenmek için. Aslında hani o 4 yıllık mimarlık eğitiminin yetmemesinin sonucu. Oradan edindiğim şeyleri de bir şekilde projelere entegre etmeye çalışıyoruz. Aslında söylediğin çok önemli tabii. Şey gibi yani her iki konuda bir tanesi bu hikayeler. Yani projelerin arka planını oluşturan hikayeler. Bu zaman zaman böyle çok hani projenin başlangıç noktasını kendisini anlatan, temsil eden bir şey olabildiği gibi zaman zaman da zorlamayla sonradan ona eklenen işte bizim böyle sonradan meşrulaştırma dediğimiz bir işe de dönüşebiliyor. Ama işte bu hikayeleri herkes seviyor bir evet. yandan. Burada da senin söylediğin gibi şeyler çokça kullanılıyor tabii. Böyle geleneksel ögeler, referanslar, şunlar bunlar. O zaman gerçekten bir böyle benim her zaman söylediğim işte eleştiriyle tasarımın iç içe olma meselesi çok önem kazanıyor. Yani tasarım sürecinin kendisinin aslında bu tür düşünceyi içeren, sorgulamayı içeren bir şey oldu. Bu anlamda tabii şey önemli. Peki bu sonuç ürünlere yansıyor mu? Yani mesela diyeyim kullanıcı deneyimine diyelim ki. Şu anda işte Yalova yeni bitti. Hı. Geçen sene 2020'de bitti. Kullanıcı yeni yerleşmeye başladı. Hı. Zaten orada o hayat kavramını getirmemizin sebebi şuydu. Öyle bir yerde yaptık ki etrafı orman, deniz görüyor, yürüyerek denize girebilir. İklim özel. İklim özel, her şey güzel. Ama işveren tarafından bana işte 1 artı X, 1 artı Y, 1 artı Z yani modüler sistem yani 1 artı 1, 2 artı 1, 3 artı 1'in metrekaresine kadar bir veri verildi. Yani hı-hı. gerçek dünyaya döndüğümüzde böyle çünkü o satış pazarlama ekibinden öyle bir brief alıyor. Diyor hı-hı. ki biz en iyi bunu satıyoruz. Evet, evet. Ama öyle bir yerde o brief'e uyup bir şey üretmek bana çok da doğru gelmedi. Yani orada başka bir şeyleri denemeye, işte bir sokak yapmaya, bu sokakta yaşatmaya, işte bir hayat yapmaya, komşusuyla buluşturmaya tepki verenler de oldu. Hı hı. Abi kardeş yan yana daireyi alanlar da oldu. Yani hı hı. böylelikle o hayat kavramı aslında onların kullanabileceği bir mekan haline gelmeye başlayacak. Büyük bir ihtimalle gelecek sene onun tepkilerini... Enteresan olabilir yani bir de şey tabii böyle bir akademik şey ekleyip sonuna bunlar nasıl yaşanıyor bu konutlar, çıkış fikri neydi, kullanıcı da bu karşılığını buldu mu vesaire gibi bir araştırma mesela... Hakikaten çok şey olabilir, ilginç olabilir, tamamlayıcı olabilir diye düşünüyorum. Bir de şunu görüyorum aslında mesela bu tür senin söylediğin işte 2 artı 1, 2 artı x vesaire 1 artı 1 neyse gibi şeylerle, brieflerle senin deyiminle veya işte ne bileyim programlarla tanımlanan konut ve toplu konut projeleri pek mimarların hoşuna gitmez. Yani daha doğrusu biraz hani sıradan görülür veyahut işte çok fazla bu pazar baskısının olduğu işler olduğu için tipleşmeye çok açık projelerdir falan. Ama sen bunlarla şeyi seviyorsun. Kavgayı seviyorum. Kavgayı seviyorsun öyle anlıyorum ve o böyle ilk program aşamasında başlıyor. Şimdi o yeni bir yerde daha yapıyorsunuz değil mi toplu konut? Sosyal konut. Sosyal konut. Kiptaş'ın, Kiptaş'ın evet. Silivri'deki 4. etap sosyal konutu bizim projemiz. Mesela orada da balkon üzerine hı-hı. bir deneyimleme ve hani sadece balkon yani doluluk boşluk üzerine açık mekanın üzerine tabii söylediğimiz çok şey var. Orada konut tipleri üzerinden balkon üzerine hı-hı. bir deneme yaptık. Yani hep pandemiden önce tasarlamıştık onu. Masada konuşurken de ya burada işverenin ne kadar önemli olduğu ortaya çıkıyor aslında. Hani işin sonunda iş oraya yani geliyor. Bütün projeler böyle. Evet, yani mimar ne kadar masaya doğru şeyi getiriyorsa getirsin, işveren tarafından o doğru bulunup hayata geçirilmek istenmediği sürece bunun hayata geçmesi mümkün değil. Çok doğru. Mimar sadece ayak sürür. Yani bunu istediğini yapmak, istediği kadar yapmak konusunda ayak sürür. Hep böyle söylerim ben.
O gün de böyle söyledim. Yani hani işverenin vizyonu bu işi belirleyecek dedim. Mesela balkonun ne kadar önemli bir mekan olduğu. Artık Fransız balkon diye bir mekansız mekanın, yani bir mekan değil aslında, o açtığınızda 20 santimlik pencere tipolojisi. Ve onu balkon olarak göremeyiz ama balkon bizim apartman kültürümüzde çok önemli bir veri. Ve balkonu kapatıyor olmayı ben çok da içime sindiremiyorum. Yani hem bir mimar olarak içine sindiremiyorum hem de bir kullanıcı olarak. Çünkü balkon yönetmeliksel olarak da, kullanış açısından olarak da evin dışarı hali. Ve emsal dışı olarak tanımlanan bir alan. Siz onu emsal içine alıp içeri eve dahil ettiğinizde aslında kendinize metrekare yapıyorsunuz. Ama bu sefer dışarıyla temasınızı kesiyorsunuz. Bir hakkınızdan vazgeçiyorsunuz başka bir hak kazanmak üzere. Ve orada şu değer çok önemli tabii. Yani bir metrekare kazancı da aslında şeyi, bir hak kazandığınızı düşünürken başka bir şey kaybettiğinizi fark etmiyorsunuz. O pandemi de biraz fark edilir hale geldi. Evet, işte tam pandemide... Birçok benim hani tanıdığım balkonunu kapatmış insan pişman oldu. Açtıranlar oldu arasında vesaire. Yani tabii o şey de var. Bir de o kapanan balkonu kullanmıyoruz ki. O işliğe dönüyor, ardiyeye dönüyor, depoya doğru, dönüyor. Doğru. O yüzden biz işte mesela orada balkonu kapatamamaları üzerine bir tasarım yaptık. Yani balkonlar şaşırtmalı olarak kurguladık. Böyle olunca balkonu kapatamaz hale geldi. Bu sefer gerçekten balkon evin dışarı hali. Yani İtalya'daki pandemide, hani pandemi örneği çok güzel bir örnek aslında. İşte bizi de haklı çıkarttı dediğim nokta buydu. İtalya'da herkes balkona çıkıp o müzik resitali verdiğinde biz burada alkışlarken işte biz de Kadıköy'de kimse balkonuna çıkıp bunu yapamıyordu. Çünkü balkon yok. Evet, bizim bir balkon olacaktı şurada bir yerde deyip. Peki sosyal konut ne? Çünkü ben enteresan yani çok hani tabii konuşulan bir konudur. Çok işte projeleri verilen bir konudur falan ama genellikle böyle bir mimarideki karşılığını tam bulduğundan emin değilim. Çünkü zaman zaman işte düşük gelirliler için konut, zaman zaman işte bir takım dezavantajlı kesimler için konut, zaman zaman daha böyle birlikte yaşamanın arka planı olan kamusal şeyi güçlendirilmiş konut, zaman zaman işte bir ortak örgütlenmenin sonucu olan bir konut gibi sunulmakla birlikte bizde genellikle işte bu toplu konutun bir şeyi devşirmesi gibi algılanıyor vesaire falan. Onun için hani hep böyle insanın ilk aklına gelen çok ucuzlatılmış, kalitesi işte biraz daha düşük konut gibi algılanıyor. Halbuki aslında böyle çok fazla araştırmaya ve denemeye imkan veren bir konu. Sizde nasıl gündeme geldi sosyal konut meselesi? Biz de işte yani bir alan üzerinde çalışırken hani bir sosyal konut yaptık. Kaç konut var pardon? 1500 konut var. 1500 konut var. Yaklaşık. Yani kaç 1400 tip var? Küsur. 3 tip. 3 tiple hepsini çözdük. Ama blok tiplerini farklılaştırdık. 5 tane blok tipimiz vardı. Sonradan 4'e indirdik. Altında dükkanlar var. Yani Silivri üzerinden, yani Kiptel Silivri sosyal konutları üzerinden sorarken. Sosyal konut nedir? Oradan gireyim ilk önce. Evet, peki. Konuya. Şimdi, kamu eliyle yapılan ve düşük gelirler için yapılan konut tipolojisi aslında sosyal konut. Yani A firması bunu yapamaz. İlk önce B firması bunu yapamaz. Ya yerel kurum ya merkezi yönetimin bunu yapıyor olması lazım. Çünkü bir destek söz konusu evet, arka planında. Çünkü işte arazisini almakta, altyapısını getirmekte vesaire. Tabii yani ilk önce bir kere sosyal konutun bu olduğunu kabul, yani biliyor olmamız lazım. Bunu bildiğimiz zaman aslında Türkiye'deki çoğu toplu konutla sosyal konutun ayrımını yapmış oluyoruz. Çünkü firmaların yaptığı konutlar genellikle toplu konuttur. Yani hani ya da lüks konuta geçer, sosyal konut olarak değerlendiremeyiz. Diğer taraftan... TOKİ'leri nasıl görüyorsun? Zaten... ne yapmamamız gerektiği konusunda... Yani sosyal konut mu, toplu konut mu? O anlamda söylüyorum. Bence ikisi... Değil. İkisi de değil bence. Şimdi diğer taraftan yaşam hakkı var. Yani her bireyin yaşam hakkı var. Yaşam hakkıyla örtüşük barınma hakkı var. Sosyal konut bu barınma hakkını
olabildiğince yerel veya merkezi yönetimin halkına sunması. Biz burada ne yaptık? İnanın tümden gelen bir şey oldu. Yani bu iş bu kadara mal olacak, bu kadar şey barındıracak, bu kadar daire olacak ama bu özellikleri olacak. Yani şöyle bir şey çıkmadı. Biz işte projeyi çizdik, maliyetler çıktı. Ona göre değil, maliyet belliydi. Hı hı. Biz ona göre işte ne bileyim nelerden vazgeçip nelerden vazgeçemeyeceğimizi masada konuştuk. O maliyete sadık kalabiliyor musunuz? Kaldık. Kaldık ki zaten şu anda işte %60'ı zaten bitmiş durumda. Ama ya o kadar hızlı artıyor ki Türkiye'de işte, fiyatlar, hele inşaat maliyetleri, demir, beton, çimento falan. Yani bir şeyin fiyatını kestirip o fiyattan hareketle tasarım yapmak neredeyse imkansız işte, olan bir coğrafyada zaman yaşıyoruz. Tabii tabii. Yani belki demirin fiyatını bilmiyoruz mesela. Yani yarın ne olacağını da bilmiyoruz. Ve yani hakikaten bu pandemi dönemindeki artış inanılmaz yüzdelerle. Yani her şey alt üst oluyor. Onun için sordum yani. O sabitlemek çok çok zor herhalde. İşte yerli markaları özellikle tercih etmeye çalıştık. Mesela hani kur konusunda şey yapmak için. Ne bileyim işte bir şeyi daha iyi yapmak için bir şeyden vazgeçmek gerekiyor. Nedir mesela ortalama bir konutun maliyeti? Hiç fikrin var mı? Hocam bugün herhalde 2600-2700 lira minimumda metrekare çıkarlar. Yani bir toplu konut. Arsa dahil mi buna? Değil. Değil. Çünkü bir yıl önce konuşuyor olsaydık başka bir şey konuşuyor olurduk. Yani büyük bir ihtimalle 5 yıl sonra dinlendiğinde hadi canım o fiyata yapılabilir mi denilecektir herhalde. Çünkü kontrol edemiyoruz yani. Gerçekten lüks dediğimiz konut aslında sosyal konuta dönmeye başladı. Böyle. Evet. Yani o şey daralmaya başlıyor maliyet aralığı. Onun için meraktan sordum biraz. Yani ne diyoruz? Biz o zaman arsa hariç sosyal konutta 100 metrekare bir konut 250 bin lira civarında falan mı? Evet. Yani zaten maliyet. Evet. Maliyeti o civarda geliyor. Tabii bunun üstüne işte arsa payı gelecek, işte müteahhit karı gelecek, bilmem i̇şte ne gelecek. Silivri örneğinde 230 bin lira 2+1 verildi mesela. Satıldı. Evet. Yani kurayla satıldı bir de. Yani 40 bin başvuru oldu 1400 konuta. Yani işte inanılmaz bir rakam aslında. Düşünsenize hani stok konutlar varken 1400-1500 konuta 40 fiyat kişi. Çok düşük. Bir kısmı yatırım amaçlı. Öyle bir zor şey var mı? Mesela oturmak zorunda mısınız? Şöyle, eviniz olmaması lazımdı. Yani bunu belirleyen tabii işveren oluyor. Mimar burada sadece dinleyici kısmında olduğu için evinin olmaması, Kiptaş'tan daha önce ev almamış olması, İstanbul'da oturuyor olması gibi böyle kriterler vardı. Yani siz eviniz var, yatırım için ikinci evi alayım gibi kişiye değil de evi olmayan bir kişiye. Anladım. O barınma hakkını temsiliyet de oradan geliyor zaten. Anladım. Bana şey biraz az geldi. Yani kaç, 3 mi dedin? Evet. Yani 1500 konutta böyle hani onu biraz çeşitlendirmek mümkün değil mi? Mümkün ama mesela başka bir yaptığımız konutta da 45 tane konut tipi var. Hı-hı. Aslında orada tasarımın endeksi ve kullanıcı çeşitliliği standartize etme meselesi galiba. Mesela tünel kalıp yapmadık hocam. Yani biraz önce hani ne farkı var derseniz mesela tünel kalıp değil. Yani sosyal konut dediğinizde ilk aklınıza gelen tünel kalıp doğru evet, oluyor. Evet. Tünel kalıp değil. Yani bu bile bir de mesela gated değil. Açık yani dolukları boşlukları. Bu bize ne kazandırdı? Yaklaşık %15-20 yeşil alan arttırma imkanı verdi. Çünkü gated bir site yaptığınızda onun kendi iç ulaşımını kullanmak zorundasınız. Bu sefer o en geniş çemberden o ulaşımını verip, çünkü itfaiyenin gelmesi gibi bir çok doğru, evet. Konular var. Ama biz imar yolunu kullanarak yani ikinci bir yol ağı kuruyorsunuz içeriye. Çok doğru tabii. Şimdi biz açık bir site yaparak, gated bir community bir yani güvenlikli bir site yapmayarak aslında imar yollarını kullanarak ulaşım ağımızı minimize ettik. Yani hem bu bize ne verdi? Daha çok yeşil alan verdi. Ne verdi? Kente dahil olma imkanı verdi. Hep şunu soruyoruz ya, 1500 konut aslında adadan büyük bir yer. Yani kontrollük yapıyor musunuz? Gidiyorum, geliyorum. Her türlü şeyi
şey yapıyorlar, soruyorlar eksik olmasınlar. Yani bir nevi yapıyoruz bizim. Ama bunun için bir profesyonel hizmet almıyorlar. Bu da bir klasik galiba Türkiye hikayelerinden bir tanesi galiba. Peki, tabii konut dışında da çok proje yapıyorsun. Ondan sonra kültür yapıları var bunun içinde. Bir pazar yeri var, ilginç değil mi? Evet, ondan evet. Sonra müze var sürmekte olan, Antalya'da bunlar. Ondan sonra bir de böyle bir Houston ayağı var. Doğru mu söylüyorum? Doğru. Şeyin, ofisin. O nedir? Ortağım Cengiz Gültek, Texas, yani İTÜ'den mezun olduktan sonra işte Amerika'ya gidiyor. Texas Tech'te yüksek yapıyor. Sonra orada kalıyor. Sonra, şu anda da orada. Geçen hafta ziyarete geldi. Ha, tabii o ayrı ama yerleşik evet, olarak evet. Orada. Evet, evet. Yani orada. İşte 3 yıldır da toplam bir ay burada. 11 ay orada. Yani biz normalde şöyle bir şey kurmuştuk. O şimdi her eyaletin kendi sistematiği var. Kendi kuralları var. Biz hani Texas bölümünü iyi bildiği için, yani orada da okuduğu için, orada da çalıştığı için oraya devam edeyim gibi bir şey dedi. Değişimle gidecektik. Hmm. Tabii benim iki tane küçük kızım olunca ben onları bırakıp gitmek yerine bir de orada bir şeyi bir daha yeni öğrenmek tabii zaman alacaktı. O zaten siz yeni başlayan arabayı yeni aslında sürüklüyoruz orada. Yani ilk işimizin ruhsatını yeni aldık. Hmm. Bir poliklinik ruhsatı. Yani daha çok custom home yapıyorduk orada. Yani kişiye özel E'ler yapıyorduk. Orası bir şekilde... Onlarda çok onay mekanizması yok galiba, ya, değil mi? Var ama daha rahat bir onay mekanizması var. Ama bir poliklinikte onay mekanizması bayağı bir sıkıntılı. Yani mesela Türkiye'deki bir otopark, mesela ortağım buradaki işleyişi bir türlü anlamıyor. Yani yok ya, yapamazlar böyle diyor. Yapıyorlar diyorum mesela. Mesela otopark için biz direkt 8 metre aksar üzerinden kurgularız ya, 3 araç oraya girecek diye. O 8.60'dan açar. Çünkü o ya kapıyı açması lazım der. Çünkü orada arabalar da büyük, şey de büyük. Doğru. Ya yaşandık. ya 8 yapalım dediğimde ya 8.60'dan aşağı olmaz. Ya şimdi yaşam biçimi de farklı. Doğru. Görgü de farklı. Biz burada o yani 8 bulup da o geniş otopark var diyoruz. 2.35'e kadar izin veriyor galiba. Evet evet evet. Yani o kısalttıkça kısaltıyoruz biz. Orada öyle bir şey yok. Yani orada yaşam konforu önemli. Peki şey, yani orada da ama bir büro düzeni var. Var, var. Ondan sonra... Zaten ortağımın kardeşi de orada inşaat mühendisi. Hmm. İşte yani diğer gruplarda var. Bir düzenimiz var. Yani şey değil, posta kutusu üzerinden kurguladığımız bir sistem değil. Evet, ya yani ben bunu çok destekliyorum aslında. Çünkü yavaş yavaş böyle özellikle genç kuşakta bir yurt dışına şey açılma oldu. İşte Arif ve Hakan bir yurt dışı ofisi kurdular. Zaten işte büyük ofislerin çoğunun ya temsilcilikleri ya orada bir örgütlenmeleri var. Ondan sonra şeylerde çalışanların çoğunun var. İşte bu Türkiye Cumhuriyet şeyler, yani Sovyet sonrası coğrafyadaki şeyler, Rusya'da doğrudan, Ukrayna'da, ne bileyim işte Dubai'de, Çin'de hatta çok sayıda var. Ama mesela Amerika enteresan bir adres. Bence mutlaka hani olunması gereken bir yer öte yandan, o açıdan önemli. Amerika'da fikir çok önemli evet, çünkü. Evet. Yani biz burada aslında uygulama projesinden para kazanmaya çalışırken Amerika'da fikir daha ön planda olan bir şey. Böyle bir... Senden önce şeyle Arman'la konuşurken o bir şeyin altını çizdi. O bana çok ilginç ve önemli geldi. Aslında gözden kaçırıyoruz. Mesela diyor ki Hollanda'da sadece uygulama çizen bürolar var diyor ve sadece fikir geliştiren bürolar var diyor. Bunlar bir uyum içinde veya işte bazen de çok işverenin seçimiyle bir araya getirilerek iş üretiliyor. Yani birileri sürekli fikir üretiyor ondan sonra ve onu takip ediyor. Birileri de çok uzmanlaşmış bir şekilde şeye gidiyor. Bu tabii böyle konvansiyonel, bizim alışkın olduğumuz böyle A'dan Z'ye her şeyi yapan biraz artizan, mimar modeline uymuyor. Ama
Galiba böyle bir şey var. Yani senin de söylediğin bu fikir meselesinin önemli olması falan filan gibi bir rol ayrımı çok tabii giderek yerleşik hale gelecek diye düşünüyorum. Çünkü öte yandan da bu inşaat detayları vesaire falan böyle aynı anda uğraşılacak şeyler olmaktan biraz çıkmaya başlıyor. Çok büyük ölçekli projeler için tabii söylüyorum İşte o da şöyle bir model geliştirdim ben kendi bunu. adıma. Kardeş ofislerim var benim. Bunlar dostum, sınıf arkadaşım, beraber yarışma yaptığım arkadaşım ya da beraber çalıştığım, başka yerde başka zaman çalıştığım arkadaşım. Onlar hani konuşmanın başında kaç kişisiniz sorusunun o Doğru. büyüklüğü o Tabii. büyüklüğü eritmek için böyle bir şey yaptım. Yani bir yol arkadaşları seçmeye başladım açık söylemek gerekirse. Onlar da bu durum. Ekiple ofis aynı şey olmamaya başlıyor. Yani Evet. ekip daha büyük olabiliyor, büyük Evet. küçülebiliyor. Ofis daha kor bir kadro Evet gibi evet kalıyor. çünkü kontrol mekanizmanız yani çünkü yani 30 kişiyi kontrol etmek o kadar kolay bir şey değil. Hele genç bir yaşta bunu deneyimlemek Sürdürülebilir kılmak. o zaten başlı başına zor bir şey. Yani Yani bütçesel olarak da, şey olarak da, fiziksel olarak da çok kolay değil tabii. işte hem gençsiniz hem o kadar kişiyi koordine etmeniz lazım. Hem işte o işleri çıkartabiliyor olmanız lazım. Ya delilikti gerçekten yani ben onun akıllı bir insanın o kadar büyümek isteyeceğini düşünmüyorum. Evet, peki sen de gidip geliyorsun Amerika'ya. Ben gideceğim zaman pandemi patladı. Anladım. Yani tam Evet. dedim ki ben 6 ay ben kalayım artık hani kızlar da Anladım. artık bir şeye Ama biraz geldi. artık bu düzen yerleşti. Çok kolay olmayabilir bundan Ya sonra. biz zaten uzaktan şey yapıyorduk. Bir Ya de video var. Tabii, tabii, biz tabii. uzaktan uygulamalarla zaten konuşuyorduk. Peki, bu şeyde yani bu çeşitlilik ve şeyde yani proje gamı çeşitliliği var işte coğrafya şeyi çeşitliliği var falan. Seni böyle daha çok temsil ettiğini düşündüğün projeler hangileri? Ya ben hepsinde aslında böyle baktığınızda bir dilim yok benim daha. Hani Biraz onu söyleyeceğim aslında şey yani konuya ve projeye göre konum alabilen bir esneklik görüyorum evet açıkçası ya yapılarda. ya ona çalışıyorum işte ya. Parametrik bir tasarım işte mesela organik pazar bir parametrik tasarım yani orada bizde küçük bir proje de olsa ikonik bir şey istediler. Artı şey bir sürdürülebilirlik işte Tabii çevre, tabii. yeşil yapı kavramları falan da var Tabii orada. tabii ya hepsi birlikte yani o işte o proje VAF'ta finalist oldu. O yılda Çelik Proje Ödülü kazandı mesela. Yani bana çünkü gelen ilk brief biz ikonik herkesin hani yurt dışında pazar yerine gidiyorsunuz ya hani çünkü yurt dışına çıktığımızda işverenleri bak şuraya gidin buraya gidin diye mimari yapıları örnekliyoruz. İşte onlardan bir tanesi de pazar yerleri oluyor. Çünkü bizim aslında kültürümüzün içinde olmasına rağmen bizim çok önemsemediğimiz mekanlar onlar. Oradan çıktı işte böyle bir ikonik bir şey yapalım diye. İşte Antalya'da olduğu için tamam dedim alanı görmeye gittim. Alan kentin ortasında küçücük bir boşluk aslında. Ya buraya ikonik ne yapabiliriz derdine düştüm mesela. Hani burada şeyi söylemeyeyim. Her projenin kendi düşünme eksenini Dinamikleri ve şeyleri var. başımı kaldırdığımda dağları gördüm. Yürüyorum her taraftan Antalya'da dağları görmeye başlıyorum. O zaman dedim ki ya biz dağları hissetmemiz lazım. Hani projenin de temeli bu. Çünkü Antalya dedim mi dağlar geliyor Çok deyip doğru. Falez ve dağlar. falez ve dağ yani falezi de orada kurgulayamayacağım. Hani hikayecilikten başka bir şey. Hani kurgunun oradan çıktığını anlatmaya yani kuram bence orada doğuyor. Hikayecilik başka bir şey. Anlam yükleme durumu. Ben ondan kaçıyorum kendi adıma. Çok hikayeci yani hikaye okumayı sevmiyorum. Dün şey vardı, ODTÜ'de ben davetli olarak gittim 3. sınıf jürisine. Bu konular çok hani biraz tartışıldı. Aslında bu ikonik yapı meselesinde de bunun böyle bir talep olarak masaya gelmesinde aslında bir gariplik var. Evet. Yani çünkü bir yapı böyle baştan hadi ikonik yapalım diye ne kadar yapılabilir bilmiyorum. Yani bir sonuç ürünü olarak şey olabilir ama bir de tersten gittiğinde her yapıda böyle bir talep olmaya başlıyor. O pazarın yarışmacı varoluşu veya işte
kimliğin bir artı pazar değeri olmasıyla birlikte. Dolayısıyla bu böyle bir herhalde epey bir tartışacağımız şeylerden bir tanesi. Ama o yapıda herhalde hakikaten böyle büyük tek açıklık olması nedeniyle falan ilginç bir arka plan zemini de vardı. Bir de kentteki bağlamı nedeniyle diye düşünüyorum. Müzenin inşaatı sürüyor. Evet, müzede de şöyle bir şey yaptık. Müzenin içini boş bıraktım ben. Bir konferans düzenlediler. Herkes şaşırdı çünkü mimarlar böyle rol çalmayı çok severiz biz. Hemen içini de kurgulayalım, orada bu olsun, burada bu olsun. 15 tane müze müdürü, işte üniversiteden hocalar falan geldi. Dedim ki, yani burada brief sizsiniz. Mimar olarak ben sadece ne sergileyeceğinizi bilerek içerik kurgulayabilirim. O yüzden bu yapının içi boş. Sadece ben bu yapının bir kabuk gibi oluşturup, yani bir kabuk yaptım aslında. O da Türk ve İslam Eserleri Müzesi olacağı için dünle bugünü temsil edecek bir şey olsun. Yanında da bir cami var. İşte bir motifin aslında caminin yanında bir motif varken camiden uzaklaştığınızda modern bir yapıya dönen bir taş cephesi var. Böyle bir kurgu verdim. Yani hani müzenin de dünü bugüne taşıması gibi bir durum olduğunu öngörüp öyle oraya getirip orada bıraktım. Şu anda da işte uygulamada orayı nasıl yapalım, burayı nasıl yapalım sorularına hala gönüllü olarak çünkü bir mimar kendi istediği gibi bir yapıyı %60 tamamladığında gerçekten o yapı çok iyi çıkıyor. Ya doğru ama işte o imkan her zaman olmuyor. Olmuyor. Bazıları da aslında oluyor. Çünkü böyle iş almak için onu bir koşul olarak koyan mimarlar da var vesaire falan. Ya müze konusu ilginç Murat. Çünkü iki tür benim gördüğüm. Hani tabii çok tür ama yani şey yaklaşım açısından müze var. Bir içindekini sergileyen, bir de kendini sergileyen diye özetleyebiliriz belki. Ya bazı özel sergiler var. Bunlar için yapılmış müzelerde tabii ki içindeki neyse ona göre biraz şey yapıyorsun ve senin söylediğin hangar yaklaşımı, boş mekan yaklaşımı bunları çeşitli şekillerde düzenlemek için imkan tanıyor. Bu çok önemli. Ama müze bir yandan da işte böyle bir hani kentin kimliğini, işte değerini temsil eden çekici bir işaret değeri olan bir yapı olarak da kullanılıyor. İşte bu özellikle şeyden sonra Frank Gehry'nin bu böyle çok ilgi çeken binalarından sonra bu böyle biraz öyle de algılanmaya başlandı. O yüzden hani çok tartışılabilecek bir konu. Ama yani eğer şey yapılacak ya bizde ne sergileyeceklerini bilmiyorlardı. Bilmedikleri için yani çünkü ürün toplama konferansı düzenledi. Biz mecburen orada geri adım atmak zorunda kaldık. Yani bilmediğimiz bir şeyin üzerine gidemezdik. biz genişliği bırakıp oyun oynama sahasını onlara bırakıp doğruyu sonradan devşirebilmeleri için imkan sağladık orada. Evet. Ya ben hep şeyi örnek veriyorum. Özellikle öğrencilerle olan sohbetlerde çok kişi de katılıyor bana. Mesela Bilbao işte çok hani meşhurdur. Ama gitmemiş insanların çoğu ne sergilendiğini içinde pek de bilmez. Yapıyı çok iyi bilirler ama hani anlatabiliyor muyum? Yani bu böyle bir enteresan işte zaman zaman öne çıkan bir konu. Hep herkese soruyorum. Ne öneriyorsun gençlere? Ne yapmalılar? Sen çünkü böyle hani bir genç yaşta bir düzeni oturtmuş biri olarak öne çıkıyorsun. O açıdan belki kendi deneyimin ve şeylerin çok önemli. Çok zor bir dönemde mezun oluyorlar. Yeni mezun olacaklar. Ya değil mi? Evet. Yani bu çok hakikaten, zor. Yani hakikaten yani moral bozmak için değil ama birçok şey üst üste geldi. Buna bağlı bir şey de var. Mutsuzluk ve umutsuzluk da var. Umarım çok geçici bir şeydir bu. Evet yani bunu ilk başta söylemem lazım çünkü bazen o karamsarlıklarını görüyorum. Yani böyle bana mesaj yazan, mail atan herkese cevap vermeye çalışıyorum. Evet. İletişim kurmaya çalışıyorum. Dinlemeye çalışıyorum. Hep onlara şunu söylüyorum aslında. Mimarlık bireysel bir meslek. Sizin mezun olduğunuz okul değil. Sizin şeyiniz, yeteneğiniz bir noktaya kadar değil. Çünkü mimarlık öğrenilebilen bir meslek.
Yani çünkü Türkiye'deki mimarlık ortamında ürettiğimiz yapıların çok şanslı olduğumuzu anlatıyorum mesela. Neden? %90 vasat bir yapı stoğumuz var. %10 ne yaparsan yap, sen öne çıkıyor. Öne çıkıyor. Bu yüzden bunu öğrenebilirsiniz. Yani bu yüzden şanslısınız. Bu şansı değerlendirmek için kendinizi geliştirmelisiniz. Yani bana hangi programı öğrenmeliyim diye değil, ben nasıl kendimi geliştirmeliyim kısmına bakıyor olmanız lazım. Çünkü şöyle bir sıkıntı var. Eskiden bilgiye ulaşmak bu kadar kolay değildi. Şimdi çok kolay. Yani. Şimdi çok kolay. Çok kolay olduğu için depolamıyorlar. O çok önemli söyledim. Bir de tabii bilginin süzülme biçimi ve yani hangi bilgiyi ayıklayacağın önemli hale gelmeye başladı. İşte depolamadıkları için süzme ihtiyacı da. Yani nasıl olsa ben onu bir tuşla ulaşabiliyorum. Tekrar ulaşım. Ama şu da var tabii. O kadar çok şey ortada dolaşıyor ki zaman zaman birbiriyle çatışan süreklilik halinde bilgi. Bir de tabii bir şey yani işte bu benim derslerde de çok altını çizerek konuştuğum bir post-truth, kurulmuş bir gerçeklik, yönlendirilmiş bir bilgi meselesinden de bahsediyoruz. Ve bazı şeyler işte çok altı çizilerek değerli gösterilirken bazıları değersizleştiriliyor. Ve bu aslında bir hazır değer gibi sunuluyor ve işte bir eleştirel kültürün oluşmamışsa veya öyle bir kültürel ortamda yaşamıyorsan bunları çok kolay kabullenebiliyorsun ve bunların peşine takılabiliyorsun. Bunlar da tabii şeyleri, sıkıntıları. Yani evet. O imkanların yanı sıra çok ciddi sıkıntı ve sorunlar da yaratan bir şey bu ortam. Tabii yani zaten çoğu zaman hani öğrenciler, yani siz akademik yönünüzde çok kuvvetli olduğu için biz de sizi dinleyip sizden aldıklarımızı da aslında evet. Kendi düşüncemize sentezliyoruz. Çünkü ben olabildiğince derse gitmemeye çalışıyorum kendi adıma. Çünkü çok özen göstermem gerekiyor. 3 yıl gittim. Nerede gittin? Yıldız Teknik'te gittim. Yıldız'da gittim. İTÜ'de gittim. Yani özel üniversitelere hiç gitmedim. Böyle bir iki kez davet geldi ama çok şey yapmam lazım yani özel. Biz ama doğru düz para veremiyoruz devlet üniversiteleri olan çok part time'lara inanılmaz düşük bir şey veriyor ve yani hakikaten büyük bir özveriyle geliyor part time gelen. Ya bu orada işte demek istediğim oydu yani kendi adıma maddi bir beklenti değil. Oraya öyle bir şeyle gidilemez. Gidilemez yani devlet üniversitesine. Orada işte ben de kendimi geliştiriyorum aslında. Şöyle bir şey var bu işin. Diğer tarafta kazananın da oluyorsunuz. Neden? Aslında sormadığınız bazı soruları karşınıza direkt soran genç bir nesil var. Başka evet, bakan bir nesil var. Yani biz başka bir türlü bakış açısına sahiptik. Başka türlü dinamiklerle kendimizi var ediyorduk. Onlar başka türlü. Yani benim aklıma hiç gelmeyecek bir soruyu direkt sorabiliyorlar. Hiç de öyle düşünmemiştim diyebiliyorum. Vallahi çok keyifliydi ve daha da aslında bıraksan konuşuruz ama işte belli bir şeyde tutmaya çalışıyoruz. Senin var mı ya şunları da konuşsaydık? Hocam davetiniz için teşekkür ederim. Yani sizle konuşmak keyifli olduğu için bu konuşma devam eder. Sürekli şey yapar. Yani hani böyle altını çizerek şunu da konuşalım dediğim bir şey yoksa. Yok. Ben de çok teşekkür ediyorum katıldığın için. Sağ olun hocam. Görüşmek üzere.